Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Almanya'da sosyal yardım eski adıyla Hartz IV, yeni adıyla Arbeitslosengeld 2 konusunu ele alacağız. Konuğumuz sosyal hizmetler uzmanı Sayın Şerif Isı. Şerif Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Efendim bir önceki programda biz işsizlik parası 1 konusunu sizinle ele almıştık. Şimdi 2'ye devam edeceğiz. Birincisi bir hak, ikincisi yardım ifadelerini kullanmıştınız. Ama öncelikle o programın sonrasında da çok fazla soru geldi. Birkaç nokta sanırım değinmediğimiz için muallakta kaldı. Rica etsem o noktaları kısaca önce bir aydınlatabilirseniz daha sonra sosyal yardım konusuyla devam edelim. Teşekkür ediyorum. Sonuçta biz bir işsizlikten bahsediyoruz. Yani benim geçen defa anlatmaya çalıştığım bir işsiz nedir? İşsizin sadece işi olmayan kişi değil, onun ötesinde hukuken de işsiz olması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ve onun içerisinde kişinin aktif olarak iş aramış olması ve iş aramaya hazır olması ve sağlıklı olması gerektiğini söylemiştik. Bunun içerisinde de tabii bir 3 saat, haftalık 15 saat konusuna değinmiştik. Bu anlaşılmayan konulardan bir tanesiydi. Çünkü işsizlik parası bir de bir işsizlik sigortasından bahsediyoruz. Yani daha önce primlerini yatırdığımız ve bir risk anında, işsiz kalmamız anında o sigortanın şartlarını yerine getiriyorsak o sigortadan hakkımızı alacağız. Yani bir lütuf değil, bir yardım değil. Fakat bu hakkı alırken dediğim gibi işte suçsuz olarak işten çıkarılmış veya çıkmış olacaksınız. Ama bir de işiniz olmayacak. Bu ehrenamtlich dedikleri fahri bir görev bile olsa 15 saati aşarsa yani siz iş gücünüzü İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ötesinde başka bir yere sunmuş olursanız işsiz olarak geçmiyorsunuz. İşte bunun da sınırı 15 saat. Örnek verelim. Bir kişi işten çıktı. İşsizlik parası birden yararlanıyor. Fakat bir müddet sonra işte ayda veya haftada 15 saatlik veya 16 saatlik bir iş buldu. Ve Arbeitsamt da bunu daha geç haber verdi. Arbeitsamt tüm parasını geri talep edecektir. Çünkü 15 saat ve üzerinde bir işi var bu kişinin. İşsiz olarak geçmiyor. Kişi ama 14 saatlik bir işte çalışırsa sadece bu dönem bir gelir olarak dikkate alınacaktır ve işte o işsizlik parasından bu gelir düşülerek işsizlik parasını almaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın veya benim belki anlatamadığım konu bu idi. Yani bir iş alacak olursanız işsiz olarak ve işsizlik sigortasından yararlanmaya devam etmek istiyorsanız alacağınız iş 15 saatin altında olmak zorunda. 15 saatlik bir işle birlikte artık işsiz olarak görülmüyorsunuz. Arbeitsamt'ın istatistiklerine girmiyorsunuz. Dolayısıyla da işsizlik sigortasından yararlanmanız söz konusu değil. Evet, bu 15 saat haftada 15 saatmiş Haftada herifin. 15 saat. Evet. Bir de 160, ayda 165 avro diye bir şey söyleniyor ama. Evet, o İşte elde edilen gelirin yani 14 saat çalışıyorsunuz örneğin işte 500 euroluk bir geliriniz olduğundan çıkalım. Bu 500 euronun 500'ü sizin işsizlik paranızdan kesilmiyor. İlk 165 eurosu size bırakılıyor. Diğer yani ne kalıyor geride? 335 euro. Yani sizin oradan kazandığınız para 335 euro olarak dikkate alınıyor. Örnek verelim 1000 euroluk bir İşsizlik parası alıyordunuz. Sizden 500 kazanıyorsunuz. 500 kesilmiyor. Sadece 335 eurosu kesilmiş oluyor. Yani 165 eurosu bir çalışmaya teşvik gibi size verilmiş Evet, oluyor. yani haftada en fazla 15 saat ve ayda da en fazla 165 avro kazanırsanız daha fazla da kazanabilirsiniz ama işsizlik paranızdan kesilir. O kesilir. Metin O da Bey'in çok bir doğaldır. sorusu vardı size. Metin Bey diyor ki, peki bir kişi istifa ederse bu Arbeitslosengeld aynısı alabilir mi? İstifa ederse bir kişi tabii ki Arbeitslosengeld birden yararlanır. Gerekli yani sebepleri varsa. Bunlar ne olabilir? İşverenin iş güvenliğini dikkate almaması veya tarifenin altında bir ücret sunmuş olması veya onun yapamayacağı işleri ona yaptırmak zorunda kalmış olması veya da sağlık nedenleriyle
Bu kişi o işi artık yapamayacağı için iş yerinden çıkmış ise tabii ki işsizlik parasını almaya devam edebilir. İşsizlik parasını alırken aldığınız veya yapacağınız hatalı davranışlar sonucunda şiperferist veya tazminat alırsanız RUN dedikleri, yani işsizlik paranız durdurulmakta. Burada bilinmesi gereken şey şu: herhangi bir para almadığımızda, bu işsizlik yardımı da olabilir, işsizlik parası da olabilir, sağlık sigortasında, emeklilik sigortasında ve kaza sigortasındaki üyeliklerimiz de sona erdirilmekte. Evet. Bu önemli bir faktör diye düşünüyorum. Peki. Evet, işsizlik parası ilk etapta alınabilecek bir şey iken, işsizlik parası 2, ona geçelim isterseniz, bu haftaki konumuz çünkü Tabii. o. Ve işsizlik parası 2'den yararlanan insan sayısı oldukça fazla. Şöyle bir kendi belgelerimi, biraz istatistiklere bakmaya çalıştım. İşsizlik parası sınırlı. İşsizlik yardımı ise onun bir sınırı yok. Muhtaçlıkla ilgili. Muhtaç olduğunuz her an, ister çalışın ister çalışmayın, yardımlardan Almanya'da sosyal devlet olduğu için yararlanma hakkınız var. Fakat işsizlik parası 2, bir sizin de deyiminizle bir sosyal yardım olduğu için işsizlik parasından önce alabileceğiniz başka kurum, kuruluş veya sizin maddi gücünüz varsa bütün onları kullanacaksınız. Bütün onlar sizin geçiminizi sosyal yardım sınırları içerisinde sağlamıyorsa devlete giderek, o zaman da tabii çalışmaya hazır olmalısınız, o yaşamınızı sürdürebilmeniz için gerekli olan yardımları talep edebileceksiniz. İsterseniz bir iki sayıya bakalım. Yani yanılmıyorsam 5 milyonun üzerinde işsizlik yardımı, evet, 4 milyonun üzerinde insan işsizlik parası 2'den yararlanmakta. Ve işin ilginç yanı, bu insanların %63'ü de çalışmayan insanlar değiller. Bu şu anlama geliyor: yani insanlar hem çalışıyorlar, fakat çalışmış olmalarına rağmen geçimlerini temin edemiyorlar demektir. Bu çok acı bir gerçek Avrupa'da, endüstri toplumlarında. Hem iş gücüne ihtiyaç var, fakat alt gruplardaki ödemeler son yıllarda tarife sözleşmeleriyle veya artık sendikaların güçlerini kaybetmiş olmaları dolayısıyla fiyatlar, ev kiraları özellikle çok hızlı artmışken ücretlerde maalesef aynı artışı göremedik. Dolayısıyla çalışan birçok insan çalıştığı ile artık kendi ve ailesinin geçimini maalesef temin edememekte. 1 milyon 600 bin civarında insan, ki bunlar çocuklar olmakta, 15 yaşına kadar olan çocuklar, sosyal geltten yararlanıyorlar. Toplamda işsizlik parası 2 dediğimiz başlığın altında hemen hemen 6 milyona yakın insan maalesef bu kurumla veya bu yardımlarla herhangi bir şekilde her gün bir ilişki içerisinde. Dolayısıyla 6 milyon insanı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ama geçtiğimiz günlerde sizin konuşmamızda bir şeyiniz vardı: bu hangi uluslar ne kadar, hangileri ne kadar yardımdan yararlanıyor diye. Evet. Ben onu özellikle dikkate almamıştım. Fakat toplum içerisinde şöyle bir şey var: sanki yabancılar veya Türkler çoğunlukla bu yardımdan yararlanıyormuş gibi. O Çok bilginize yanlış. başvurabilir miyim? Var mı henüz elinizde o Yani tam sayılar? olarak hatırlamıyorum. Not da almamıştım ama birinci sırada Almanlar var, çok açık bir farkla. Evet. Son senenin istatistiklerinde ikinci sırada Suriye vatandaşları, ancak üçüncü sırada Türk vatandaşları geliyordu. Ancak sorduğunuz zaman tabii kamuoyunda Evet. öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Onda tabii medyanın da ciddi bir gayretini görüyoruz maalesef. Peki ben hemen kafamda şöyle soru cevap kısa kısa gidebilir miyiz? Kafamdaki tam İzin netleşmeyen verirseniz, noktaları. Buyurun. geçen hafta iki soru daha açıkta kalmıştı. Bir, araba. Bu işsizlik parası 2'de de dikkate alınan bir şey. Orada bir miktar zikretmemiştik. Fakat o miktar şu: 7500, bugünkü ederi sattığınızda 7500 euroya kadar olan arabaları satıp onun parasını harcayın gelin demezler. Bu birincisi. İkincisi de Arbeitslosengeld 2'de de geçerli olan ne kadar paraya dokunulmaz. Bir, en azından 3000, her bireyin 3100 euroya kadar parası olabilir. Artı 750 euro her an harcayabileceği, örneğin bir bilgisayara ihtiyacı olabilir veya bir buzdolabına ihtiyacı olabilir. Yani her bir bireyin 3850 euroya kadar parasına dokunmaz.
Ona bir şey demezler. Tabii bunun ötesinde schon vermögen dedikleri emekliliğe hizmet eden yaşam sigortaları, emeklilik sigortaları varsa onlarda yaş çarpı 750 euro olarak dikkate alınıyor. Fakat tabii bunların, bu birikimlerin emeklilikle ilgisi olması lazım ve 60 yaşından önce alınamıyor olması lazım. Bu 3850 euroyu şöyle de tarif edebiliriz. Her yaş için 150 euro olarak hesaplayabiliriz. Örneğin 50 yaşındaki bir vatandaşımızın 50 çarpı 150 euro 7500 eurosu da olabilir. Fakat en azından herkesin 3100 artı her bir birey içinde ani harcamalarını karşılayabilmesi için 750 euroya ihtiyacı olan 750 eurosu bankada olabilir ve Job Center'de bu işe karışmaz. Evet. Efendim, son zaten sorulara geçebiliriz tabii. Zaten bunu soracaktım. Siz hemen ben sormadan cevapladınız. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden isterseniz bu noktada gidelim. Diyelim bir kişi hesabında 10.000 euro para biriktirmiş, parası var. Bunu biriktirmiş çalışırken ve işsiz kaldı. İşsizlik parası 1 aldı. 2 hala iş bulamıyor. 2 alacak. Yani eski adıyla Hartz.fir başvurusu yapacak. O esnada Bundesagentur der Arbeit şöyle mi diyor efendim? Bu 10 bin senin paran var, 10 bin bankada. Sen bunun bir kısmını harca, önce 3850'ye kadar düşsün. Ondan sonra mı biz sana sosyal yardım verelim diyorlar. Yani o durumda şöyle yapılabilir. Tabii bu para bir aile arasında daha önceden paylaştırılabilir. Kişi başı ne? 3850. Tabii aile için değil bu. Tabii. Kişi başı için 3850, bu da en az miktar. Artı yaşa göre hesaplamak lazım. Örneğin bu vatandaşımız dediğim gibi 40 yaşında ise, yani 150 euro her yıl için parası bulunabileceğine göre 1500, 3000, 6000 eurosu olabilir. Bu vatandaş zaten sadece aile reisi için işte 6000 eurosu durabilir. Eşinin de zaten 3850 euroya ihtiyacı var. Çocukları varsa her bir bireyin de 3850 euroya kadar parası olacağı için, ne bileyim ben, belki bu para çocukların üzerine yatırılırsa bu öyle büyük bir para değil. Yani aile içi dağıtıldığı sürece zaten yasal olarak herhangi bir sıkıntı yok. Peki bir yok. De araba dediniz. Arabanız 7500 avrodan daha pahalı olmamalı. Eğer sosyal yardım alıyorsanız, daha pahalıysa sizin önce bunu satıp harcayıp ondan sonra yardıma başvurmanız bekleniyor. Şöyle, yani 7500 euronun üzerindeki değerini harcayın diyebilirler. Arabanızı satın demeyeceklerdir. Çünkü bir kişi örneğin daha önce işte Köln'de oturup Düsseldorf'ta bir işe gidip gelmişse ve yeni işten çıkmışsa ve çalışırken bu arabayı almışsa, ben şahsen bu 7500 euro sınırının bile zorlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu konudaki yasalar böyle matematik gibi 2 kere 2 4 gibi kesin değiller. Hukuk büyüyen bir çocuk gibi. Nasıl ki 3 yaşındaki bir çocuk işte üzerinde bir elbise var, kilo alıyor, 4 yaşına gelince o elbise kendisine gelmiyor, dar geliyor, yeni bir elbise alıyoruz ona. Hukuk da öyle. Mahkemeler, sosyal gerecht dediğimiz, bunda sosyal gerecht, her konuda hep değişik kararlar verebiliyor ve bu kararlar kanun yerine geçiyor. Yani mesela işte Köln'de metrekare ve ev fiyatı uygun bir ev 500 euroyla değerlendirilirken Münih'te 700 euro olarak değerlendirilir. Çünkü Münih'in şartları farklı. Veya işte taşrada, yani köylerde metrekare başına 6 euroyla, yani 300 euroyu geçmeyen bir ev tutun diyebilirler. Yani içinde bulunduğumuz ortama uyması gerekiyor ve insanların, bir tabela var. O tabelada kişilerin işte her ay yiyecek içecek ihtiyacı, yol parası ihtiyacı, konut ihtiyacı dikkate alınarak o miktarlar belirleniyor. Ben arabada da veya diğer birçok alanda da haklı sebeplerimiz varsa ona karşı mücadele edebileceğimizi, etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Anladığım kadarıyla suistimal edilmediği sürece çok bir sıkıntı yaşanmayacak. Bazen şöyle oluyor, çünkü haberlerde geçen senelerde sıkça görmüştük. İşte sosyal yardım dairesinin kapısına park edilen işte son model arabalar, işte çok lüks arabalar denetleniyor. Siz bu arabaları nereden aldınız diye insanlara sorup soruşturma başlatanlar olmuştu. O da idarelerin tabii haklı olarak yaptıkları bir şey. Ya peki, şöyle tersten bakmak lazım meseleye. Ben şöyle söyleyeyim. Hem Arbeitsamt hem de Job Center'lar bu insanlara hizmet vermek için kurulmuşlar. Ve izleyicilerimizden bir tanesi de demişti ki, işte daha önce ben
Oradan korkuyordum. Şimdi bu bilgileri aldım. Korkmuyorum diye siz de bana bu bilgiyi iletmiştiniz. Bu gerçekten çok sağlıklı bir yaklaşım. Çünkü amaç insanların işsizliğini bitirmek. Ve siz oraya kaydolduğunuz andan itibaren onlara bir görev veriyorsunuz. Diyorsunuz ki, hey ben işsizim, iş gücüm var ve bir işte çalışmak istiyorum. Job Center geçiminizi temin edemiyorsunuz ve Job Center'e gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim param yok, ben geçimimi temin edemiyorum. Ve o da size yaşamınızı sürdürebilmeniz için bir para veriyor. Ve bu parayı verirken yardım olduğu için işsizlik parası 1'e, 1'le karşılaştırdığımızda artık mal, mülk ve gelir kontrolünü yaparak bunu belirliyor. Ve orada da sizin gizlediğiniz bir şey çıkarsa, bu hepimiz için geçerli ama. Çünkü bir komşumuz, bir arkadaşımız, bir dostum, bir insan gibi düşünmek lazım. Dese ki benim paraya ihtiyacım var, yardıma ihtiyacım var. Siz kalkıp ona bir para verseniz ve cüzdanına yerleştirirken yüklüce bir parayı onun cüzdanının bir kenarında görseniz nasıl tepki verirsiniz? Devlet de böyle bir tepki veriyor. Diyor ki sen beni kandırıyorsun ya, senin kendi paran varmış. Niçin kendi paranı harcamazsın diye. Böyle basit düşünmek lazım. Fakat bu iki kurumu bizim insanlarımız genellikle böyle bir Sanktionsbehörde, yani bir yabancılar dairesi gibi, bir mahkeme, bir polis gibi ceza veren kurumlar değiller bunlar. Örneğin Job Center'in 14. maddesi der ki bir vatandaşın ihtiyacı olduğunu tespit ettiğinizde kurum o kişiye bütün bilgileri vermekle bir beratungspflicht var. Bir danışmanlık hizmeti zorunluluğu var. Örneğin bu nerede kendisini gösteriyor? 6 aylık bir Job Center'den para alacağız. 6 ay içerisinde işte tekrar bu ihtiyacımızı kendi gücümüzle karşılayamazsak yeniden yardıma başvuracağız. Job Center ne yapıyor bu arada? Mektup gönderiyor. Diyor ki hala kendi gücünüzle yaşamınızı sürdüremiyorsanız gel yine bana başvur, ben sana yardım edeyim diyor. Yani bu kurumları böyle ceza veren, onlarla böyle didişen halden daha çok onlarla birlikte çalışan olmamızda yarar var. Bu nerelerde kendisini gösterir? Çünkü bu kurumlardan para aldığımız sürece sağlık sigortalarımızın primleri ödenmekte. Sosyal sistemin içerisinde kalmaktayız. İşsiz olarak istatistikler içerisinde ama aynı zamanda bu kurumların profilinde yer alıyoruz. Yani iş sunuyorlar bize. Şöyle bir düşünün, işsizlik parası veya işsizlik yardımının ötesinde farklı olarak Türkiye'deki insanlar işsizlik parası bile almasalar ne yap? Milyonlarca insan iş ve işçi bulma kurumuna gidiyor ve bana iş bulun diyor. İnsanlar torpil arıyorlar değil mi? Rüşvet sunuyorlar bir işe girebilelim diye. Yani burada da biz bu kurumların kapısından adım attığımız andan itibaren bu kurumlara diyoruz ki ben işsizim, bana iş bul. Şimdi onlar size iş bulamadıkları zaman diyorlar işte bir profilinizi çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar nerelerde çalışmışsınız? Sizi hangi işlere gönderebiliriz? Eksiklikleriniz ne veya gücünüz ne? Bunlar çok önemli şeyler. Peki yani emeklilik sigortası ödeniyor mu Şerif Bey? Efendim? Emeklilik sigortası ödeniyor mu? Yani bir kişi yıllarca Job Center'dan para alırsa, sosyal yardım alırsa emeklilikte sıkıntı yaşar mı? Bu dönem dönem değişti. Dönem dönem değişti. Şimdi 2011'den bu yana işsizlik sigorta, yani işsizlik yardımından direkt olarak prim kesilmiyor. Cüzi bir miktarda Job Center'ler oraya prim ödüyorlar. Fakat bunlar Pflichtbeitrag olarak, yani birebir bize dönüşü olmayan veya çok cüzi miktarlarda dönüşü olan şeyler ve malulen emeklilik için dikkate alınamıyorlar. Fakat geçen hafta da açıklamaya çalışmıştık, işte son 5 yıl içerisinde 36 ay çalışmayı ararken geri gidebiliyoruz. Ama 2011 yılına kadar bizzat bu paralardan, yani işsizlik parasından zaten ödeniyor, işsizlik yardımından da prim ödeniyordu. Bir kişi örneğin arka arkaya 36 ay işsizlik yardımı aldığı zaman Erwerbsminderungsrente dediğimiz malulen emeklilikten yararlanabiliyordu. Bir baktılar aniden binlerce insan, işsiz olan insan emeklilik hakkı elde ediyor. Bunu kaldırdılar ve işsizlik paralarından, işsizlik yardımlarından dönem dönem, farklı dönem, genel bir ifade bulunmak çok zor. Örneğin işte 82-86 arasında sayılıyordu, 92-95 arasında kaldırılmış. Yani hükümetleri değişik zamanlarda aldığı kararlarla genel olarak değiştirildi. Fakat şu anda işsizlik parasından Pflichtbeitrag dediğimiz zorunlu
bizim emekliliğimize birinci derecede olumlu etki yapacak prim ödenirken işsizlik yardımında maalesef dikkate alınıyor bu süreler. Ama boş geçen süreler olarak geçmiyor. Ama başka şartların oluşumunda maalesef 2011'e kadar olan etkisi yok. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım'ın bir sorusu var ama eminim en çok merak edilen, cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de budur. Türkiye'den emeklilikler meselesi. Evet. Türkiye'den emekliyim, Almanya'da sosyal yardım alabilir miyim? Şöyle, Almanya'dan sosyal yardım alabilmek için bir kişinin birinci Wohnsitz'in yani ikametinin Almanya'da olmuş olması lazım. Almanya'da oturan bir insan, tabii bu hanımefendinin yaşını bilmek isterdim. 65'in altında ise tabii ki çalışabilecek konumdadır. Job Center'e giderek iş arayan olarak başvurusunu yapar. Fakat orada Türkiye'den aldığı emekli aylığını bir gelir olarak beyan eder. Burada bir vatandaşımızda özellikle yaşamıştım. Bu şekliyle bir 58-59 yaşlarındaki bir vatandaşımız Türkiye'den emekli, eşi Alman buraya geliyor. Job Center'e başvuruyorlar ve kendisini emekli olarak deklare ediyor. Tabii oradaki memur, Sachbearbeiter, onu rentner olarak kaydediyor. Ve diyor ki siz SGB 12'e yani Grundsicherung'a, o sosyal amta gideceksiniz. Bize geliyor, tabii ben buna karşı çıkıyorum. Çünkü Türkiye'deki emeklilik Almanya'daki bir emeklilik olarak dikkate alınamaz. Kişi Türkiye'den emekli aylığı alıyor fakat bu bir gelirdir. Türkiye'den emekli olmanın şartları farklı, Almanya'dan emekli olmanın şartları farklı. Bu ancak bir gelir olarak deklare edilmeli. Kişi ben Türkiye'den para yatırdım ve oradan böyle bir para alıyorum fakat ben Almanya'ya göre emekli değilim demesi lazım. Ve o örneğin 250-300 euro gibi bir parayı oluşturur. Tabii 250-300 euro ile kimsenin Almanya'da yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla da iş aradığı zaman o kişi iş arayan olarak kaydolduğu andan itibaren 250-300 euro olur bir geliri vardır. Yine bir örnekle açıklamaya çalışayım. Kendisinin işte tek başına yaşıyorsa 424 euroluk bir yiyecek içecek parasına ihtiyacı var. Hilfe zum Lebensunterhalt dediğimiz. Artı konut yani soğuk kira artı ısınma parasının karşılanması lazım. Yine bir örnekten çıkalım. 500 euro konutu olsun. 100 euro ısınma parası 600. 424 euro da yiyecek içecek parasına ihtiyacı var. Bu hanımefendinin 1024 euroya ihtiyacı var demektir. Buna Evet, karşın yani ama gelir. alabilir ama bildirmek zorunda diyorsunuz Tabii. Türkiye'de. Bu tabii Yani o bir bir gelirdir. önceki konuyla da ilgili, bu 3850 meselesiyle. Buna O birikmiş olan Türkiye'deki, bir para. evet, ama Bakın. Türkiye'deki paralarınız veya başka bir ülkedeki paralarınız da buna dahil. Bakın Türkiye'de mi diye sormuyor zaten Formblatlarında paranız var mı diyor. Yani Almanya'da paranız var mı demiyor. Çünkü düşünün bir Almanın da İsviçre'de parası olduğu zaman o da aynı şekilde çok basında yayında durduk. Çünkü kişi bu hepimiz için yine demin çok böyle basite indirgeyerek söyleyeceğim. Paramızın nerede olduğu önemli değil ki bizim paramızın olup olmadığı önemli. Ha ama bu parayı kullanamıyorsak bu paraya ulaşamıyorsak o başka bir şey. O ayrı bir konu. Ama bizim bir paramız varsa o parayı çok doğal olarak kullanmamız gerekiyor. Evet. Peki. Devam edelim müsaade ederseniz. Ertan Bey'in bir sorusu var. Kurzarbeit olanlar yardım talebinde bulunabilirler mi? Tabii bulunabilirler, çalışanlar da bulunabilirler. Fakat Kurzarbeit'te olan kişiler öncelikle çalışan insanlar demektir. Çalışan insanlar Bu arada Job bazen Center'e çok pardon kısa çalışma ödeneği diye bunu bir açalım. Çünkü Türkiye'den izleyenler oluyor. Biz sadece Almanya'dan izliyorlar diye düşünüyoruz ama onlar da böyle arada kelimeleri anlatmakta Kısa fayda var. çalışma şu anda herhangi bir nedenle işte pandemi döneminde fabrikalar çalışmıyorlar. O kişiler işsiz değiller. Ama işte Kurzarbeitergeld dediğimiz kısa çalışma ödeneği sanıyorum ama aynı şeyi Türkiye'de de alıyor insanlar. Evet abi. O iş yerlerinden daha doğrusu iş ve işçi bulma kurumları o işçilerin işten çıkartılmasına engel olmak amacıyla fabrikanın kapandığı dönemde hem boşluk oluşmasın hem bu insanların sosyal hakları kaybolmasın diye kısa çalışma ödeneği ödüyorlar. Bu inşaat işçilerinde de yanılmıyorsam havalar çok kötü olduğunda Schleswigegeld olarak ödenen bir paraya eşit diye düşünülebilir. Yani Şimdi maaşın bu %60'ı veya aileye göre %67 olabiliyor. Belli bir süre geçtikten sonra 70-77 olabiliyor. Bu para yetmiyorsa size,
faturanızı ödeyemiyorsanız gidip de sosyal yardıma başvuru yapabiliyorsunuz. Yok. Ona Oraya gelmiyoruz henüz. gelmiyorsunuz. Çünkü çalışan insanlar öncelikle sosyal yardım biraz önce bahsetmiştik. En son nahrangik olan yani en son başvurulabilecek kurum. Ondan önce Wohngeld'e başvurması gerekir bu kişinin. Çocukları varsa, çocuk parası alıyorsa Kinderzuschlag'a başvurması lazım. Şayet bu Kurzarbeit'ten dolayı aldığı ödenek artı Wohngeld artı Kinderzuschlag bu kişinin yaşamına hala yetmeyecek durumdaysa o zaman Wohngeld ve Kinderzuschlag devreden çıkıyor. Job Center'e başvurarak Job Center'den yararlanabiliyorlar. İsterseniz bu arada çok kısa Job Center'in paraları nedir? Yani ne kadar bir ödeme yapar? Onların sınırları nedir? Zamanımız varsa kısaca ona da Tabii bir bir iki değinelim mi? dakika alabiliriz. Buyurun. Şöyle şurada bir tabelamız vardı. Ben ona bir bakmaya çalışayım. Yani Regelbedarf dediğimiz bir paradan bahsediyor Job Center. Yani tek başına yaşayan veya işte bakmakla yükümlü bir çocuğu olan bir kişinin önce yiyecek içecek parasına bakalım. Lebensunterhalt, Hilfe zum Lebensunterhalt dediğimiz kişinin giyeceğinden, elektrik parasından, işte tramvay, sinemaya ziyareti, ayakkabısı, aklımıza gelebilir sigarası, alkolü, suyu, her şeyi içeren bir 412 euroluk bir para alabiliyor tek yaşayanlar aylık. Tabii ev konusu da gelecek. Şayet iki eş bir arada yaşıyorsa 389'er euro olarak dikkate alınıyor. Tek kişi yaşadıklarında kişiler 412 alırken iki kişi bir arada yaşadık. Bu neden diyeceksiniz? Bakın bir odada oturduğumuzda ışık bir tane ışık da yansa bir kişi de otursa altında bir tane ışık yanıyor. Üç kişi de otursa bir ışık yanıyor. Yani birlikte yaşadığımızda giderlerimiz bir miktar düşüyor. Onun için bu birlikte yaşayan insanların ihtiyaçları bir miktar daha az dikkate alınıyor. Evet, yetişkin çocuklar, onlar da 18 ila 25 yaşına kadar olan gençlerden bahsediyoruz. Onlar için 315 euroluk bir gider öngörülüyor. 15 ila 17 yaş arasındaki delikanlılar için 328 euroluk bir gelir. 14 ila pardon 6 ila 14 yaşındaki gençler için 308 euro, 0 ve 6 yaş grubu çocuklar için de 250 euroluk bir gelire ihtiyacı var. Ne yapabiliriz? Bu miktarları toplayabiliriz alt alta. Diyorum iki çocuklu bir aile için işte 390, 780, 600 daha 1600 euro gibi bir paraya ihtiyacı var bu ailenin. Bu ailenin 1000 euroluk da kira gideri olsun. Yani 2600 euroya ihtiyacı var. Devlet diyor ki sizin yaşamanız için 2600 euroya ihtiyacınız var. Bunu bir kenara koyuyor. Ondan sonra başka sizin neyiniz var cebinizde bu defa bakalım diyor. Cebimizde ne var? Yine bu örnekten çıkalım. 450 euroluk bir mini job olsun eşlerin her birinin. 900 euro. Burada Freibetraklar var. Ona biraz sonra özellikle gidebiliriz belki üzerine. Artı çocuk paraları var. Yani 600 şöyle bir 1000 euro gibi bir paraları var. Ama ihtiyaçları neydi? 1600 euroydu. İşte devlet diyor pardon 2600 euroydu. Devlet diyor ki size 1600 euroluk bir yardımda bulunuyoruz. Ha, bu arada tabii detaylara girmemiz gerekirse Freibetraklara girebiliriz. Mehbedarf dediğimiz yani çocuğunu yalnız yetiştiren annelere biraz daha fazla para veriliyor. Hamile olanların ihtiyaçları biraz daha fazla. Yani 17. pardon 14. haftadan itibaren hamile olan bayanların hemen bu mutapaslarını fotokopi yaparak bağlı bulundukları Job Center'e hemen iletmeleri gerekiyor ve Job Center o zaman gerek Erste Ausstattung dediğimiz bu çocuk doğmadan önce çocuk için ve annenin hamilelik dolayısıyla daha farklı elbiselere ihtiyacı olacağı için işte onları karşılayan bir miktar bir ödeme yapabiliyor. Evet. Bir soru daha var. Naran Bey, işletmesini kapattıktan sonra sosyal yardıma başvurabilir mi diyor. Zaten işler de iyi değil. Birçok insan şirketini kapatıyor. Onlara da herhangi bir fark yok. İşçilerden bir fark yok. Patronlar da başvurabilirler, değil mi? Tabii yani insanlar Almanya'da ikameti olan insanlar ve kendi güçleri demin söylediğimiz miktarların ötesinde paraları yoksa yaşamlarını idame ettirmeleri yani yaşamlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Ve devlet bu konuda
mecbur sosyal yardım yasasına göre. Fakat bu mecburiyet hep şundan sonra geliyor. Önce insanlar bütün çabalarını gösterecekler. İşte biz hep haklardan bahsettik. Görevlerimiz ne? İşte biraz da isterseniz görevlerimize girersek bu soru o kendi içerisinde yararlanacak. Böyle bir insan dükkanı kapanmışsa, daha önce prim ödememiş olsa dahi herhangi bir kuruma. Tabii işsizlik Arbeitsamt'a gidip oradan işsizlik sigortasına prim ödemediği için oradan bir talebi olmayacaktır. Fakat işsiz olarak, iş arayan olarak kaydını yaptıracaktır oraya. Fakat geçimini temin edemediği için Job Center'e de başvuracak ve bütün malını, mülkünü, elinde ne varsa ortaya koyacak ve yardıma ihtiyacı varsa demin söylediğimiz şartlarda kişilere artı ihtiyaçlar, kişilerin ihtiyaçları artı gelirleri karşılaştırılacak. Orada bir eksiklik varsa tabii devlet bu kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak. Burada da tabii sağlık sigortası, kaza sigortası, emeklilik sigortası bildiriliyor. Bizim gördüğümüz paranın ötesinde de devlet bu tür kurumlara paralar, primlerini yatırıyor. Burada bilmesi gereken bir şey, herhangi bir para veya bir hizmet almadığımız sürece bu diğer taraftaki sağlık sigortalarımız da yürümüyor. Dolayısıyla da bir borç oluşuyor. Çünkü Almanya'da oturduğumuz her gün bir sigortaya ait olmak zorundayız. Yani şunu söyleyemeyiz. Ben hasta olmadım, ben doktora gitmeyeceğim, ben sigorta yapmayacağım. Böyle bir imkanımız yok. Çünkü herhangi bir kaza veya bir olumsuzluk olduğunda tahtütahta işte can kurtaran geliyor, bizi hastaneye götürüyor, hiçbir şey sormadan bütün hizmetleri veriyor. Ondan sonra bakıyorlar kartımız var mı, herhangi bir yerden alabilecek miyiz diye. Dolayısıyla bir sağlık sigortası zorunluluğu var. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. İşsiz kalan veya böyle bir işveren dükkanını kapattıktan sonra işte 3 ay boyunca herhangi bir yere başvurmazsa ve kendisi kendi olanaklarıyla yaşadı fakat Krankün kasaya haber vermedi. Herhangi bir yerden de para almıyor. Yani sonradan sağlık sigortasından kendisine yüklüce bir rehnum, yani bir hesabın gelmesi söz konusu olabilir. Oraya dikkat etmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Peki son olarak şunu sorayım. En çok sorulan sorulardan biri de buydu. Hasta olanlar, ağır hasta olanlar, yani çalışabilecek miyim diye bazı bir nokta vardır yani iş yeri çalışamazsın, sana göre iş yok der ama Job Center çalışabilirsin der gibi. O noktada bu malulen emeklilik, hastalık parası ve sosyal yardım arasındaki geçiş neye göre karar veriliyor efendim? Yani o konuyu biraz ifade eder misiniz? Anladım. Yine bir örnekten çıkmamız lazım. Bir kişi Job Center'den para alırken sanki Job Center bizim işverenimizmiş gibi düşünmemiz gerekiyor. Nasıl ki işe gidemeyeceğimiz zaman, izine gideceğimiz zaman işverenimizden izin alıyoruz. Bu şekliyle bütün izinleri almak zorundayız. Hasta olduğumuzda da Job Center'e bilgi vermekle yükümlüyüz. Ve bunun ilk 6 haftası Job Center'de olsak da, Arbeitsamt'ta olsak da ilk 6 haftasını bu kurumlar loan fortzahlung çerçevesinde, yani ödeme yaparlar. 6 hafta sonrasında da Krankenkasse ödeme yapmak zorundadır. Tabii Krankenkasselerin ödeyecekleri paranın süresi sınırlı. 78 haftayla sınırlı belli bir hastalıktan dolayı. O 78 haftanız bittikten sonra zaten o sağlık kasası size bu kadar süredir hastasın, uzun süredir bir işe de gidemiyorsun. Hadi bakalım bir kur, yani rehabilitasyon antrağı ver. Bu bir yerde emeklilik başvurusu, malulen emeklilik başvurusu yap demektir. Onu reddetme şansımız yok. Çünkü siz 1,5 yıldır hiçbir iş yapmamışsınız. Sağlığınız o kadar etkilenmiş, olumsuz etkilenmiş ki düzelemiyorsunuz da. Bu reha dediğimiz yerler sağlık tedavisinin ötesinde bir kişinin iş gücünün olup olmadığını test eden yerler. Ve bu rehabilitasyona gönderilir bu kişiler. Ve bu rehabilitasyon sonrasında ya kişiler emekliye ayrılırlar veya çalışabilecek konumda orayı terk ederler. Bir de tabii hasta olarak terk edebilirler. O geçicidir. Yani hastalıkla iş görmezlik veya şiveye behindörüm dediğimiz özürlülük 3 farklı terim. İnsanlarımız bir de bunu çok karıştırıyorlar. İşte ben şiveye behindertim, emekli olacağım diyor. Değil. Ben hastayım, işe gidemem.
farklı şey. Hastalık geçici, 6 aydan fazla sürmeyen, tedavisi sonrasında tekrar her şeyin normala dönebileceği bir şey. Fakat bir iş gücü kaybı ise bir kişinin mesela kolunun kaybı olmaması veya bir cerrahın ellerinin böyle hafif titremesi, artık o cerrahlık yapamaz. Çok küçük bir titreme onun iş gücü kaybıdır. %100'lük iş gücü kaybıdır. Dolayısıyla yani bunun bir sırası var. Kişiler öncelikle hastalık paralarını alırlar. Tekrar hastalık paraları bittiğinde, doktor krank yazmadığında, halkımızın diliyle söyleyeceksek, giderler. 6 haftayı geçmemişse bu süre zaten job center'den alacakları, yani aldıkları para devam eder. 6 haftayı geçmişse yeniden bir başvuru yaparlar. Fakat bu arada tabii job center'ler de kendileri diyebilir ki ya bu kadar süre hastaydım, bir de bizim doktorlarımıza kontrol ettirelim sizi, gerçekten çalışabilecek durumda mısınız diye. Tabii onların da doktorları kontrol ederler. Tabii onların iş görmez demiş olması ilk etapta emeklilik dairesini %100 birinci dereceden bağlamaz. Onlar da emeklilik dairesine başvurun derler. Emeklilik dairesi de işte ya emekliye bağlar bir kişiyi veya kura gönderir veya kur sonucunda tekrar çalışabileceksin der. Artık ondan sonra ciddi bir mücadele başlar. Job center veya Avastam sizi işte belli yerlere göndermek ister. Siz gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Ama hiç kimse aç kalmaz, onu söyleyelim. Yani önemli olan biraz da işini yordamına göre yapmak. Örneğin şimdi siz hastasınız, gidiyorsunuz job center'e, soruyor oradaki memur. Yahu hasta mısınız? Ya kolum da ağrıyor, belim de ağrıyor. Siz oraya iş ve işçi bulma kurumundasınız. İş ve işçi bulma kurumuna gittiğinizde hastalığınızı değil çalışabilirliğinizi ortaya koymalısınız. Yani aynı zamanda emeklilik başvurusu yaptığınızı düşünelim. Şöyle yapıyoruz. Emeklilik dairesine dönüyoruz. Oo diyoruz, bakın ben hiçbir iş yapamam. O kadar zordayım. Hiçbir gücüm yok diyorsunuz. Aynı günde gidiyorsunuz job center'e veya Arbaistam'a, hadi bana iş bul diyorsunuz. Aynı insan aynı dakikada. İkisi aynı anda mümkün değil. Esaslara bakmak lazım ve o esasların peşinden gitmek gerekiyor. Çok önemli bir iki şeyi daha ilave etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın yaptığı çok hatalardan bir tanesi. Arbaistam'la veya job center'le olan işlerinde çok ciddi bir dosya tutmalarını hep önereceğim. Ve oraya verdikleri belgelerin, her belgenin üzerine ya kundun numara ya da BG numara dediğimiz, yani yardım numaralarını yazmaları gerekir. Çünkü kişiler her ay aylık aldıklarında veya yılda bir defa en azından neyimin kostunun abrechnungları olduğunda, karının, kocanın soyadları bazen değişik olabiliyor. Farklı ülkelerde kadınlar kendi soyadlarını tutuyorlar, erkekler kendi soyadlarını tutuyorlar. O zaman o dosyalara ulaşamıyor bu gönderdiğimiz belgeler ve birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Artık bu böyle bir it dalaşına dönüşüyor, affedersiniz. Yani onlar vermediniz diyor, biz gönderdik diyoruz. Böyle bir tartışma yer veriyor. Dolayısıyla job center'e, ister Avastam'a ister job center'e verdiğimiz her belgenin üzerine kırmızı kalemle büyük üst tarafına BG numarasını lütfen veya kundun numarasını yazınız ve ondan sonra ancak posta kutularına atınız. Evet. Bu önemli diye düşünüyorum. İkincisi de herhangi bir değişiklik olduğunda Ferenderung Mitteilung diye bir belge var. Onunla hemen bildiriniz. Üçüncüsü, size bir iş önerildiğinde telefonla o iş önerisinin arkasında hemen yanıt verebileceğiniz bir kağıt var. Diyorsunuz ki işte ben oraya şu gün gittim, şu şekilde başvurdum, işe alındım veya alınmadım. Hemen gerekirse telefonla veya e-mail ile veya bizzat giderek hemen bir başvurunuzu yapın. Zaten o başvuruların %99'u bugün reddediliyor. Onları yapınız ki bir sanksiyonla, yani bir ceza ile karşılaşmayınız. Bir adım daha ileri gideyim. Bir defter alınız. Gerekirse her gittiğiniz, sorduğunuz iş yerinin adını, telefon numarasını, gerekirse kiminle konuştuğunuzu yazınız. Yani aktif iş aradığınızı belirtiniz. Bir de çok ciddi bir özgeçmişiniz olsun. Yani bu konuda job center'ler yardımcı olurlar insanlara. İnsan bunu kendisi yazamıyorsa bunu yazıp öğrenebilecekleri kurslara gönderebilir. Bilgisayar kurslarına gönderebilir. Borçlarımız varsa, ödeyemeyeceğiniz borçlarınız varsa, insolvens söz konusuysa, örneğin job center'daki Sachbearbeiter'le veya Facharbeiter'inizle bu konuyu dile getirin. Onlarla konuşun. Onlar Schuldnerberatung, yani borçlar danışmanlığına sizi yönlendirebilirler. Türkiye'den veya başka ülkelerden getirdiğiniz mesleki bilgi ve becerileriniz varsa ve bunların Almanya'da tanınıp tanınmadığını bilmiyorsanız hemen bir berufliche veya schulische Anerkennung dediğimiz
IQ Network'in sunduğu hizmetler var. Bunun tercümelerini de onlar yapıyorlar. Yani job center'lerle didişme değil de onlardan yararlanma yeri olarak orayı görelim. Onları o şekilde kullanalım. Daha doğrusu yani yapabileceğimiz şeyler varsa onları bizim işsizliğimizi bitirecek. Yapabileceğimiz şeyler varsa çok masraflı kursları dahi kabul etmeleri Weiterbildung dedikleri, Bildung şekli veya Aktivierungsgutscheinle onları desteklemeleri söz konusu. Örneğin Almancanız yoksa tabii ki bir Almanca kursuna gönderilmek isteniyorsanız ona gidiniz. Çünkü bu ülkede yaşayacaksak 600 saatlik 900 veya okuma yazmamız yoksa 1200 saatlik bir Almanca kursuna gidelim lütfen. Yani buna ayak diremek bence beni sıkıştırıyorlar diyerek didişmenin ötesinde bu işi bir herausforderung yani yenmemiz gereken ve halletmemiz gereken bir şey olarak önümüze koyduğumuzda mutlaka hem aile içerisinde hem de kurumlarla beraber hem iş yaşamına ve Almanya'ya bakışımız birazcık daha farklılaşabilir, daha olumlu duygularla hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Somut başka bir sorumuz var mı bilmiyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu program tahminimizden de uzun sürdü. Son kısımda aktardığınız noktaları da önümüzdeki programlarda ele alma imkanımız olursa daha ayrıntılı bir şekilde memnun oluruz. Özellikle bu sunulan kurs imkanlarını, insanlara kendini geliştirme olanaklarını. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Şerif Isın, Sosyal Hizmetler Uzmanı. Eklemek istediğiniz bir nokta varsa son cümlenizi alayım sonra kapatacağız. Buyurun. Peki. Belli ki benim kısa kesmem zor oluyor. Siz beni kesmeniz gerekecek bu birincisi. Ama bir vatandaşımız şöyle bir soru sormuştu. Son anda aklıma geldi. İşte biz mini joblardan hastalık kasalarına para kesilmiyor. Bizim Türkiye'den aldığımız emekli aylıklarından niye kesiliyor demiş. Bu böyle doğru değil. Siz görmüyorsunuz ama mini joblardan da hastalık parası kesiliyor. Fakat bunu işveren ödüyor. %15 oranında işveren direkt olarak bunu hastalık kasalarına ödüyor. Dolayısıyla bunu bir düzeltmek istedim. Onun dışında bizim izleyicilerimizin bir tartışmanın içerisine katılmalarını önerirdim aslında. Eleştirileri varsa tabii ki eleştirilerini ama soruları varsa biraz daha somutlaştırarak belki. Yani yaş vesaire diye biraz daha detaylı. Hatta diğer vatandaşlarımızın o sorulara yanıtları varsa ileride canlı bir yayın yapabilirsek orada ama yapamazsak bilemiyorum. Şu anda bile o tartışma alanında o yorumlar bölümünde yanıtları olanlar varsa onlara yanıtlar versinler. Bu da bir hayırdır, bu da bir hizmettir. Yani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar misali. İnsanlar böyle bir alışverişin içerisine girerlerse ve sordukları sorularla, yöneltecekleri sorularla ve yorumlarıyla bizim bundan sonraki programlarımıza katkı sağlayabilirlerse, işte o söylediğim bilgi alışveriş platformu şeklinde bir şey oluşturabilirsek çok sevinirdim. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Çok anlayabildim. Teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.